Cevap vermediniz. Ancak 45 dakika konuştunuz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. 50. Yazılı artık isteyeceğiz yeni kanalları. Yazılı ürünlü takibini yapacağız. Yazılı evet. İsteyeceğiz. Ancak tezkere ile ilgili olarak neden gerek duydunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin son oylamadaki tavrını eleştirdiniz. Bilmiyorum neden gerek duydunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi sonuç olarak askerin Suriye'den çıkmasıyla ilgili herhangi bir engellemede bulunmamıştır. Sonuç olarak böyle bir durum söz konusu değildir. Şimdiye kadar da desteklemiştir. Ancak 34 askerimizin şehit edilmesiyle ilgili olarak hiçbir tavır gösteremeyen iktidara karşı, ayrıca Barış Pınarı harekatını 6 günde kesmek durumunda olan iktidara karşı bir ikaz niteliğinde bu oylamada hayır oyu verdik. Bunun da dikkate alınması gerekir. Bunu böyle bilmeniz gerekir. Yani bu askerle ilgili tezkereyle ilgili iyi niyetimizin suistimal edilmemesi gerekir. Bir. İkincisi Surat Kargo ile ilgili olarak söylediğiniz konu TSKB tarafından yapılmış olabilir ama 2019 verileri esas alınarak yapılmıştır diyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Neden bu anlaşılmıyor? Daha önce de bu cevap verildi. 2019 zararlı yıldır. 20 ve 21 karlı yıldır. 21'de 2021'de satılmıştır. Bu göz göre göre yolsuzluktur. Allah'tan korkulması lazım. Gerçekten öyle. 2019 zararlı yıldır. 2020, 2021 karlı yıl. Siz şirketinizi satarken karlı yılları dikkate almaz mısınız? Bu nasıl bir iştir? Gerçekten söylerken bile utanıyorum ben bunu. Allah'tan korkmamız lazım. Bilgi odasında en kısa kalan şirkettir. Daha önceden Surat Kargo'dan bilgileri almıştır. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Siz her gün şey hakkında üyemiz olmayanlara söz veremiyoruz. Hayır, usul değil ki. Usul hakkında bir şey değil. Sadece doğrudan hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem oy veren herkesi. Aslında burada isteyen herkesin bu hakkı var. Çünkü açık oylamadır. Samimiyetsizlikle suçladı. Hiç hakkı ve hatta olmadığı halde. O konuya ve yine benim söylediğim bir söze atfen verdiği bir cevaba toplam 1,5 dakika içinde cevap vereceğim sadece. Ne? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şunu bir kere ifade edelim. Dün akşama kadar aksini inkar ettiğiniz bir konuda dün akşamdan yani bu gece 12'den sonra bakan olacağını tahmin edilen kişinin attığı tweetlerden hareketle negatif faiz, negatif reel faizin uygulanan bir şey olduğunu söyleyip o tweetteki ülkelere sayıyorsunuz. O tweetteki ülkelerin mali programlarındaki temel amaç şu anda enflasyon arttırmak. Durgunluktan çıkabilmek için enflasyon arttırmak üzere negatif reel faiz veriyorlar. Oysa bizim temel mücadelemiz enflasyonla mücadele. Hatta faizi sebep enflasyonun sonuç görmeniz de bundan. Negatif reel faizin enflasyon ve kur arttıracağını getirmeyeceğini hiçbir ekonomi tahsilli iddia etmeyeceği gibi sizin benim gibi bu konuyu yaptıkları görev icabı bilenlerin de hiç olmazsa bir bilişlere danışıp öğrenmesi lazım. İkincisi bir samimiyetsizlik arıyorsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefette olduğu, üçlü koalisyonun iktidarda olduğu 2001 Kasım'da Afganistan tezkeresine verdiğiniz hayır oyuna, 2001 Aralık'ta Kuzey Irak tezkeresine verdiğiniz hayır oyuna, 2002 Haziran'da Kuzey Irak tezkeresine verdiğiniz hayır oyuna bakacaksınız. Sınır ötesi operasyonlara hayır oyu vermek samimiyetsizlikse Adalet ve Kalkınma Partisi samimiyetsizin daniskasıdır. CHP'ye böyle bir yakıştırma hakkınız da değildir, haddiniz de değildir. Teşekkür ederim. Değerli bürokratlar, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün komisyonumuzda bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her şeyden önce bu müzakerelerin, tartışmaların etkili olmuş olmasını dilerim. Gelen bakanların buradaki konuşmalardan, tartışmalardan
yaralanmış olmasını dilerim. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız da benim bulunduğum 2018 sonrası itibariyle her bütçede geldiler. Milletvekilleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Bu görüş alışverişlerinin hükümetimiz nezdinde etkili olmasını diliyorum. Ama geldiğimiz nokta itibariyle pek böyle bir gelişmenin sağlanmadığı hissi içerisindeyim. Çünkü Türkiye'nin bugün en önemli derdi rejim sorunudur. İktidarın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği rejim bu ülkenin bütün dokusunu bozmuştur. Ekonomisini tahrip etmiştir. Adaletini yok etmiştir. Dış politikasını açmaza sokmuştur. Hatta eğitim sistemini bile verimsiz hale getirmiştir. Böylesine bir yapı aynı zamanda Türkiye'deki 100 yıllık deneyim sonrasında ortaya çıkan devlete ait kurumsal yapıları da tamamen bozmuştur. Bunu sürekli olarak ifade ediyoruz. Çünkü bozulmanın en önemli göstergesi bir sistemin hükümet edenlerin, kullananların, kamu parasını harcayanların denetlenebilir olmasıdır. Hem de denge krizin, buhranın ortadan kalkmasını sağlamıştır. Çünkü rejim zaten kriz üreten bir rejimdir. Bu rejimin var olduğu ortamda ekonomik sorunlar bitmez ve tükenmez. O bakımdan umut ediyoruz ki iş önümüzdeki süreçte daha büyük çıkmazlara girdiğinde mevcut hükümette ülkenin başına sardığı bu rejimin risklerini ve memleketi getirdiği durumu anlar diye umut ediyorum. Değerli arkadaşlar, bakın Türkiye'nin de ötesinde İslam dünyasına baktığımızda 49 Müslüman ülke var. Otoriterleşmenin, şiddetin, sosyoekonomik sorunların değil gelişmiş ülkelere göre dünya ortalamasının bile altında olduğunu gösteriyor. Yani büyük bir problem var. Bu ülkeler içerisinde en fazla şansı olan Türkiye'ydi. Fakat Türkiye'de maalesef hükümet etme biçimiyle kurumlarla sürekli oynaması nedeniyle Türkiye'de bu otoriterleşme sürecinin içerisine sokmuş bir iktidar yüzünden gittikçe kötüye gitmektedir. Ahmet Kuru var, doktorasını İslam dünyasının geri kalmasıyla bağlantılı olarak yapmış ve bu konuda sürekli düşüncelerini yazarak, konuşarak açıklayan bir bilim adamıdır. Bunun yaptığı analizlere göre İslam dünyası 8. 12. yüzyıllar arasında büyük gelişme göstermiştir. Hem müsbet bilimler dalında hem sosyal ve ekonomik konularda büyük bir atılım yaşamıştır. Ama 12. yüzyıldan sonra geri kalmıştır. Zaten şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda da son 7-800 yıldır İslam dünyasının insanlığa kazandırdığı bir teknolojiyi bulmak neredeyse imkan dahilinde değildir. Peki bu 8 ve 12. yüzyıllarda İslam dünyasının ileri gitmesindeki etken nedir diye tahlil yapıyor ve iki sınıfın bunda çok önemli bir itici güce sahip olduğunu söylüyor. Birincisi tüccar sınıfı özgür ve bağımsız olarak ekonomik faaliyette bulunan sınıf. Bu aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin gelişmesine yol açıyor. İkincisi ise entelektüeller.
bu entelektüeller Farabi, Biruni, İbn Sina gibi din dışı konularla da ilgilenen entelektüeller olmakla birlikte aynı zamanda dini konularda alim dediğimiz sıfata sahip kişilerin de bu zümre içerisinde olduğunu ifade ediyor. Ama bu dönem içerisinde gerek din bilgin olsun gerekse din dışı konularla uğraşsın 4000 civarında bilginin, entelektüelin varlığının tespit edildiğini ve bunların %91'inin serbest çalıştıklarını, serbest meslek erbabı olduklarını, dinle, affedersiniz, entelektüellerle devlet arasında bağımlılığın ortaya çıkmadığını ve neticede 12. yüzyıldan sonra devlet ve ulema ittifakı sonrasındaysa sorunların oluşmaya başladığını ifade ediyor. Buradan gelmek istediğim konu özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın kendi alanı dışındaki konularda çok fazla konuşmasının hatta kamuoyunda büyük eleştirilere yol açacak şeyler söylemesinin hiç Türkiye'ye faydası olmadığını belirtmek istiyorum. Diyanetin ağırlığını koruyup kendi alanında kalmasının hem ülkeye hem de kendisine faydalı olacağını düşünüyorum. Arz ederim. Bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bilim muhalefet hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkenin bekasına kastedilir? Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Siz mi bu ülkeyi yönetmeye talipsiniz? Hadi yiyin oradan müptezeller. Şimdi bu laflar bana ait değil. Sayın Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından Oktay Saral'a ait. Böyle bir tweet attı. Şimdi ben buradan hadi yiyin oradan iktidar deyip de bu sözleri sizlere söylesem ki asla ben böyle bir şey söylemem. Kendime yakıştırmam. Ama siz bu sözleri kendinize yakıştırıyorsanız ve bu beyefendiyi hala orada tutuyorsanız da size de diyecek bir söz bulamam. Yani şöyle düşünüyorum, gerçekten bu sözleri sarf eden kişiye Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan danışıyorsa da ülkenin geldiği durum ortada. Demek ki benzer danışmanlara danışıyor ki ülkemizde maalesef bu ayrıştırmacı dili kullanmaya ve insanları birbirinden ayırmaya, kırıcı davranmaya davet eden sözleri demek ki bu danışmanlardan oluyor diye düşünüyorum. Şimdi ekonominin kitabını yazan partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dolar ve euro bizi dize getiremeyecek. Ezanımıza, bayrağımıza kasteden dış güçler doları yükseltiyor diyordu bundan birkaç ay öncesine kadar. Şimdi makas değiştirdi ve dedi ki dolar ve euro yükselsin, ülkeye yatırım gelir. Döviz yükselsin ki ihraç, yani ihracatımız artar demeye başladı. Şimdi bugüne kadar madem bu dış güçler ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza kastettiydi, doları yükseltiyordu da bugün bu dışlar güçler, o doları, dövizi yükselten dış güçler dostumuz mu oldu? Bizlerle beraber müttefikimiz mi oldu? Ülkemize bir hayırları mı var? Yoksa sizdeki bu dönüşümün, değişimin sebebi ne? Sadece para mı? Bu hususu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza sormak isterim. Onun dışında düne kadar Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ'de darbe teşebbüsünün, FETÖ'nün yaptığı o darbe teşebbüsünün finansörüydü diyorsunuz. Ama o dönem yine sizin reklamınızı yapan, reklam ajansı haline gelmiş basında şerefsizler diye böyle bir manşet atmıştı. Bugün geldiğimiz noktada dün üst düzey bir karşılama yaptınız. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir protokol imzaladınız. Ne oldu? Darbeci ve şerefsiz dediğiniz bu ülkeyle bu protokolü ne oldu da yapacak seviyeye geldiniz? Son olarak şunu söylemek isterim. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Osman Bayrak şöyle bir tweet yazdı. Dedi ki bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım.
yalnız değilsin Erdoğan, yanınızdayız Erdoğan gibi tweetler attı. Bu öğretmene dair herhangi bir işlem bugüne kadar yapılmış mıdır çok merak ediyoruz. Bugün CHP'li öğrencilerin notundan kırdım diyen o öğretmen, öğretmenlik yapmaya devam ederken atama bekleyen birçok genç öğretmen kardeşimiz var. Bunların hakkının da gasp edildiğini düşünüyorum. Sizin notunu kırdığınız o CHP'li öğrenciler mutlaka ama mutlaka sandık geldiğinde sizden hesap soracak. Ve çok az kaldı sandık geldiğinde yurtsuz kalan o öğrenciler bugün saray olarak kullandığınız yere mutlaka ama mutlaka yerleşecek. Şimdiden eşyalarınızı toplamaya başlamanızı öneriyorum ve Haziran'ı saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Umarım mutlu bir şekilde yaşanırız hepimiz. Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekillerim, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bürokratları, milletvekillerim, komisyon üyelerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, gerçekten aslında bütçeyi konuşuyoruz ama sokakta biz çok farklı bir tablo görüyoruz. Ben bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen sene Sayıştay tarafından tespit edilmiş dört harcamasını örnek vermek istiyorum. Gerçekten sokakta bir sefalet var. Bunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz. Çöpten ekmek toplayan insanlar var. Bayat ekmek kuyruğundaki insanlar var. Bardakla yağ alan insanlar var. Var. Kuyrukta insanlar var. Yani bunu bir yere koyalım mutlaka. Bunu inkar etmeyelim. Din bu sorun, herkesin sorunu ama böyle bir sorun var. Şimdi ben bazı giderleriz. Gerçekten sormak istiyorum. Bu sene de böyle olacak mı? Kısıntıya gideceğiz mi? Mesela amortisman giderleri, yani eşyaların, sarayın yıpranma paylarına biz 2019'da 51 milyon ödemişiz. Şimdi 2020'de 205 milyon ödemişiz. Ya bu saray yeni bir saray. Eşyaların hepsi yeni dizayn edildi. Fazla fazla para verildi. Sayın Başkanım, çok mu ağır kullanıyorsunuz bilmiyorum. Niye dört katı arttı bu giderler? Geliyorum sarayın araç giderlerine. Bakın 1 milyar 300 milyon olmuş. Uçak hariç. Bunun içerisinde ne var? Nasıl araçlar var? Bunda bir kısıtlanmaya gidilemez mi? Mesela hangi marka arabaya biniyorsunuz? Fahrettin Altun hangi marka arabaya biniyor? Bunlara ne kadar para veriliyor? Böyle bir harcama bütçesi gerçekten var mı? Bunun içerisinde defalarca sordum. Yeni saraya, yazlık saraya bir yat alındı mı, kiralandı mı? Bunları ben merak ediyorum. Şimdi çok ilginç. Çiftçi gübre bulamıyor. Çiftçi çok zor durumda. Yalnız sarayımızın ziraiye giderlerinde 12 kat artış var. Yani 700 liradan 9 milyona çıkmış. Şimdi hep bunu sorduğum zaman kızıyorsunuz ama siz ne yetiştiriyorsunuz? Ne besliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Ha bu kadar lüksün içerisinde tek bir şey yetiştirebilirsiniz bence. Tek bunun cevabını verin. Lale yetiştirebilirsiniz çünkü lale devrinde yaşıyorsunuz. Ben bunu merak ediyorum gerçekten. Yani saray burada ne yetiştiriyor? Ama bazı arkadaşlarımız şunu dediği zaman inanın rahatsız oluyoruz. Kuru soğan ekmek diyebiliriz. Eğer gerçekten bu ülkede bir savaş varsa yiyelim hep beraber yiyelim. Kurtuluş Savaşı'nda biz yedik bu vatanı kurtardık. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya domatesi, salatalığı tane tane alın. Ya zaten tane tane alıyoruz. Eti yarım kilo alın. Vallahi da billahi da bu ülkenin %80'i et alamıyor ki. Şimdi böyle harcama giderleri varken, insanlar tane tane alıyorken, bakın hanımefendi en çok ne üzülüyorum biliyor musunuz? Ben burada bir şeyi anlatıyorum. Ben burada gerçekleri anlatıyorum. Niye laf atıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Neyin lafını atıyorsunuz? İbrahim Bey de az önce böyle olmadığını savundu. Herhalde bir şey dedik mi? Yapmayın lütfen. Lütfen. Sıra geldiğinde fikrimizi söyleyelim. Yani bu ülkenin bir gerçeği var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bir yoksulluk var. İnsanlar vicdanen rahatsız. Bari lütfen soğandan, bari lütfen yarım kilo etten bahsetmeyin. Bahsetmeyin.
Ya bakın yerler işte görüyorsun Sayın Başkan. Şimdi tartışma çıktığı zaman çıktı. Hadi oradan diyor. Yani bir hanımefendi bu yakışıyor mu? Hanımefendi yani gerçekten hepimizin ailesi var. Hepimiz bir gerçeği görüyoruz. Ama bu sarayların gideri, sarayın gideri bizi rahatsız ediyor. Ya bir şey daha söyleyeyim bakın. Bakım onarım gideri 32 milyon. Ayrı amortisman giderlerinin dışında. İnanılmaz kalemler bunlar. İki, Sayın Başkanım bir şey daha sormak istiyorum. Bu önemli. Araç, yani sarayın bünyesinde bulunan araçla yakıt giderleri orantılı değil. Değil. Sayın Başkan değil. Son cümlelerinizi alın. Ben bir dakika daha alabilirim. Yarım değil dakika. Mi? Yani müdahaleler olduğu için o kadar. Özel olur. Durumdan dolayı da alabilirim Sayın Başkan. Bir dakika alabilirim. Bir dakika, buyurun. Bir dakika. Evet. Şimdi bakın. 1 milyar 300 milyonluk bir arabası var sarayın. Düşük olan bir şey var orantısız. Yakıt giderleri. Gerçekten saray bu araçların bazılarını vakıflara mı veriyor? Değişik kurumlara mı veriyor? Yani araç miktarıyla, araçların değeriyle yakıt giderleri orantılı değil. Bunu da bilmek zorundayız. Ve en önemlisi daha garip mesela yem giderleri vardı, diğer giderler vardı. Sayıştay raporlarında bunu görebiliyorduk. Maalesef bu sene birçoğu sansürlenmiş ama sansürlenmesine rağmen bunları gördük. Biz bu giderlerin gerçekten kısıtlanmasını istiyoruz. Evet, daha az arabaya binin, daha ucuz arabaya binin. Bu giderleri kısın. En azından vicdanen rahat edersiniz. Vicdanen rahat ederiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iktidarınızın uygulamış olduğu politikaların genelde ayrışmaya ve siyasete dayalı olduğu, bu nedenle de ülkede güven bunalımına yol açtı. Yani iktidarınıza güven kalmadığına dair düşüncelerimi tekrar paylaşmak istiyorum ve buna birkaç tane örnek vermek isterim. İstanbul başta olmak üzere UKM'de özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkilendiği UKM'deki kamu görevli sayısının 15'e çıkması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin bürokrat sayısının 11'de kalması nedeniyle özellikle şehir içi düzenlemelerde merkezi hükümetin yetkisinin öne geçmesi, İller Bankası'nda bekletilen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kredileri, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bekletilen atamalar, Manavgat orman yangını sürecinde Manavgat Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin dışlanması ve hiçbir ilgisi ve alakası olmadığı halde Kepez ve Korkuteli belediyelerinin yangın bölgelerinde etkin hale getirilmesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2019 yerel seçimlerinden bu yana birlik bütçesinin %50'sinden fazlası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylardan sağlanırken, başkanım bitiriyorum. 2020 yılında 86 milyon kesinti yapılmış Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Başkanım bir dakika son cümlem. 2020 yılında CHP'li belediyelerden 86 milyon kesilirken sadece 20 milyon geri ödeme yapılmış. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından son 3 yılda belediyelere 2628 araç yardımı yapılmış. Araçların %97'si sadece Cumhur İttifakı belediyelerine verilmiş. Orman Genel Müdürlüğü son 2 yılda 155 aracı Cumhur İttifakı belediyelerine hibe etmiş. Bu konularda ne düşünüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Evet Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli bürokratlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekim'de de yine burada sizi misafir ettik. O gün kısa süre içerisinde, o gün dolar 9.10, bugün neredeyse 12 lirayı geçti. Euro 10.80 iken bugün 13.50 civarında. Çeyrek altın 870 iken bugün 1200 lira civarında. Yani sizi en son gördüğümüz günden beri ülkemizde gerçekten olağanüstü değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Buradan kendini devletle eşdeğer tutan iktidar mensuplarına seslenmek istiyorum. Bir ülkeyi yönetenler toplum üzerinde iktidar uygularken bunu hep devlet adına yaparlar.
Ancak devlet adına iktidar uygulayan yöneticiler, yani hükümet ile devleti birbirinden ayırt etmek gerekir. Devlet hükümetten farklı bir yapıdır. Devlet insan ömrüyle ve zamanla sınırlı olmayan, dolayısıyla süreklilik içerisinde bulunan bir kurumdur. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi için daha başlangıçta devletin varlığının onu yönetenlerin varlığına bağlı olmadığının bilinmesi gerekir. Devleti meydana getiren insanlar değişebilir. Devleti yönetenler değişebilir, hükümetler değişebilir, fakat devlet kalır. Bütün bu değişmeler onun varlığını etkilemez, devlet süreklidir. Çok sayıda devletle hükümetin veya iktidarın birbirinden farklı olduğuna dair tespitler var, ölçütler var. Ben zaman kaybı olmaması adına bunları tek tek saymak istemiyorum. Ancak muhalefet olarak bizlerin hükümete, iktidara, yani sizlere yaptığımız eleştiriler, iktidar olarak size yapılan eleştirilerdir. Devlete yapılmış bir eleştiri sayılamaz. Başarısızlığı örtmek için bu efendim eleştiri devlete yapılmış eleştiridir gibi yakıştırmalar kesinlikle ve kesinlikle sadece başarısızlığı örtmektir. O nedenle devletimin yanındayım söylemlerini, biz de devletin yanındayız, biz de bu devleti savunuyoruz olarak ben de yüksek sesle dile getiriyorum. Ama biz bu devleti sizden daha fazla savunurken biz iktidarın karşısında ve iktidarın yanlışlarının karşısında olduğumuzda buradan ifade etmek istiyorum. Ülkemizde şu an Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir güven krizi var ve bu güven kriziyle birlikte devam eden bir ekonomik kriz var. Bu iktidara artık güven kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve kadrolarına güven kalmamıştır. Bakın, daha geçen hafta çok kısa bir süre içinde yaşanan şu olay size güvenin kalmadığının açık göstergesidir. Burada söylenen ve yine sosyal medyada çok sayıda yer alan bir konu, gece 12'de resmi gazetede bir konu yayınlanacak söylemi üzerine o gece resmi gazete çöktü Sayın Cumhurbaşkanı. İşte insanların acaba bu ülkede ne değişecek, ekonomi adına ne olacak diye merakı o resmi gazeteyi çökertti. İşte bu size güvenin olmadığının açık göstergesidir. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, toplumsal barış kalmadı, toplumsal huzur kalmadı ve güven kalmadı. Şimdi AK Parti tabanına devamlı mesajlar vermektesiniz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Efendim neymiş? Ekonomik bir savaş içerisindeymişiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini 2018'de de dolar 5.77 iken de söylemişti. Yani her fırsatta ne zaman ekonomi kötüye giderse, ki ben milletvekili olduğumdan beri bu işlerin yakinen içinde olan birisi olarak söylüyorum. İlk günden beri ekonominin kötü yönetildiğini ve kötü gittiğini zaten görüyoruz. İşte her fırsatta bu kötü gidişata bir kılıf bulunmakta ve bunun adına da ekonomik savaş denmekte. 2018'de de ekonomik savaş ilan etmiş Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi de yine bu ekonomik savaşla devam etmektesiniz. Ama bir gerçek var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, marketlerde ürünler sayenizde artık tek tek satılıyor. Haberiniz vardır herhalde. Bakın, şeker raflarında bu üründen ancak bir tane alabilirsiniz diye artık yazılar gören bir ülke durumuna düşürdünüz. Maalesef ki ülkeyi. Ama bir taraftan da ekonominin kitabını yazdık diyorsunuz. Daha doğrusu deniyor. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diyenle ekonominin kitabını yazdık diyenler aynı kişiler. Ancak bununla ilgili de çok sayıda değerlendirmeler var. Ben size birkaç tanesini hemen kısaca okuyayım. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz deniyor ama
İnsanlar da bunu merak ediyor. Herhalde deniyor ki kitap çok gizli bir kitap. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yine ismi de diyorlar ki olsa olsa ekonomide tutunamayanlar denir olur. Yine bir tanesi diyor ki bu kitabın ismiyle ilgili kur patlasın çal oynasın tarzı bir ekonomi yönetimi olabilir. Yine bu kitapta sebebi inşallah yazıyordur. Okuyalım belki öğreniriz bu fakirleşmenin sebebini diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Yine bir tanesi diyor ki adını kitabın adını fakir koydum. Yine bir tanesi diyor ki suç ve fakir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine bir tanesi demiş ki durmak yok zamlara devam. Şimdi bir vatandaşımız da şöyle bir soru sormuş. Ben de size o soruyu sorayım Sayın Cumhurbaşkanı. En çok yakan arabayı biliyor musunuz? En çok yakan araba maalesef ki bugün market arabası Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. 5-10 dakika içerisinde 200-300 TL'lik bir yakıt kullanımı var. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde bu doları sizlerin tavsiyesiyle yakanlar vardı bu ülkede. Herhalde onların bugün bırakın dolar yakmayı ekonomi nedeniyle artık yakacak neredeyse sigaraları kalmadı Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bakın bu sayfada bir şey daha var. Kasım 2002'de o arkadaşların çok övündüğü, daha doğrusu devamlı dile getirdiği, yanlış söyledim, 2002'de çeyrek altın 26 TL'ymiş, 2021'de çeyrek altın sayenizde 1200 TL'ye kadar çıkmış durumda. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakın bu ülkede en önemli şey güven dedik. Güven. Güven yok. Çünkü niye? Sizin uygulamalarınız, bakın ayrıştırma esası üzerine kurulu. Her şeyde bakıyoruz, bu ülkede her şeyde bir ayrıştırma içerisindesiniz. Her şeyde ayrıştırma var ve böylelikle de bu ayrıştırma güvensizlik yaratmakta. Şimdi şöyle söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakın size geldiğinde uygulanan yöntemler muhalefete geldiğinde hemen değiştiriliyor. Birkaç tane hızlıca örnekler vereyim. Bakın Antalya'da geçenlerde Ulaştırma Bakanı'na da söyledim. Expo ile ilgili ikinci etap raylı sistem yapıldı. Bunun parasını AKP'li belediye zamanındayken gelir esası üzerinden %15 gelir esasına dayalı olarak alma kararlaştırılmış. Belediye CHP'ye geçti. Hemen İller Bankası'ndan yani gelirleri esas üzerinden kesilmek üzere %5'e çıkardınız. Daha önce aylık 40-50 bin lira para alınırken şimdi 4 milyon lira alıyorsunuz. Bu size güven bırakır mı Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı? Bakın daha geçen hafta yine AKP'li belediye zamanında Kumluca'da bir gölet var. Bunun işletme hakkı belediyeye devredildi. Geçen hafta CHP'li belediyenden elinden alındı. Haberiniz olsun Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu insanlar arasında güven bırakmaz. Yine vatandaşa destek kampanyaları devam ederken CHP'li belediyeler tarafından ve bu başarılı bir şekilde yürütülürken siz sırf siyaset olsun diye bunu engellediniz. Bakın seçim dönemlerinde örneğin 2019 seçiminde TRT'de Cumhur İttifakı'nın 55 saat, Millet İttifakı'nın 7 saat ancak televizyona TRT'ye çıkabildiği bir ülkede size güven kalır mı Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı? Uçaklarla resmi seçim gezileri yaparken göstermelik resmi programlar koyarak işi resmileştirip ama esas devletin imkanlarıyla benim de içerisinde vergim bulunan paralarla alınmış uçaklarla ve yakıtlarıyla siz seçim propagandası yaparken muhalefet kendi kıt imkanlarıyla seçim propagandası yapıyorsa bu ülkede bitiriyorum başkanım. Bu ülkede güven kalmaz diyorum ve şimdilik bu bütçenin daha tamamlanmadan hiçbir şeye çare olmayacak bir hale geldiğini ifade etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Yardımcısı ve ekibi hoş geldiniz.
Arkadaşlar hakikatten söz açtınız ama o ne derse o mottosuyla kendini ifade eden bir topluluk bence hakikatten bahsedemez. O yüzden bunu şimdilik bir kenara koyalım. Sabahtan beri tartışmaları izledim. Enflasyon mu faizden, faiz mi enflasyondan? Bu aslında nedensellik ilişkisine klasik bakışlardan ve klasik düşünen tuzaklardan bir tanesi. Yani A mı B'nin nedenidir yoksa B mi A'nın nedenidir? Bence üçüncü bir faktör düşünün. Yani acaba C hem A'nın hem B'nin nedeni olabilir mi? Evet, aslında klasik bilgi bize bunu söylüyor. Yani diyor ki sizin bu enflasyonu da ve ona bağlı olan faizi de belirleyen şey tedavüldeki paradır, değişim aracıdır ve piyasadaki maldır. Herhalde buna verilecek bir itiraz yok. Ve işte siz bunu örtmek için bence bu yapay tartışmayı açıyorsunuz. Çünkü üretim de sizin sorumluluğunuzdadır, para basmak da sizin sorumluluğunuzdadır. Para basmakla ne yapıyorsunuz? Biz uyurken darphanelerin çalıştığı hepimizin ama özellikle fukaranın cebinden onun parasını bir anlamda çekip alıyorsunuz. Bizim size ödediğimiz vergileri üretime değil de şatafata yatırmakla, çarçur etmekle aslında israfa gidiyorsunuz. Bence siz Diyanet İşleri Başkanı'na israf nedir onu sorun. Ha siz bu ilişkiye girmekle arkadaşlar daha büyük bir şey yapıyorsunuz. Mizanla oynuyorsunuz, ölçüyle oynuyorsunuz. Bunu da bence Diyanet İşleri Başkanı'na sorun. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'yla ve o personelle hiçbir sorun yok ama onların söylediklerini özellikle siyasi alanda çok ciddiye almam. Alamam. Neden? Çünkü aksini söyleyemezler. Bir Diyanet İşleri Başkanı bugün eğer bu Cumhurbaşkanı'na çıkıp sen ahlaki ölçülerde yanlış yapıyorsun diyemiyorsa bence onun siyasi tavsiyelerine uymanın herhangi bir anlamı yoktur. Bir şeyden daha bahsedildi. Yanlışlama ve Karl Popper üzerinden gidildi. Hani dendi ki sizin bu uyguladığınız yeni ekonomi ancak yanlışlanırsa belki ortadan kal ya da yanlışlanırsa onun yanlış olduğu kabul edilebilir. Bu çok karmaşık bir sorun. Bunun detayına girmeyeceğim ama aslında siz uyguladığınız bu deneyle, ekonomik politika demiyorum, bu deneyle bir anlamda tedavüldeki ekonomik politikaları yanlışlamaya çalışıyorsunuz. Benim karşı olduğum sizin meraklı ve deneyici olmanız değil, bu deneyin bu halka çok pahalıya mal olacağı ve bunun faturasını sizlerin değil, bu halkın ödeyeceği. İşte o yüzden daha önceden de denenmiş bu yolları bence bırakın, üretimi arttırmaya gidin ve bu ülkede karşılıksız para basmayın. Faizi indirmek mümkün mü? Bence mümkün ama bunun için ihlaslı olmak gerekiyor. Adaleti gözetmek gerekiyor. Dost doğru olmak gerekiyor. Öyle değil mi Sayın Diyanet temsilcisi? Ortalama mütevazi bir hayat yaşamak gerekiyor. İntikamcı olmamak gerekiyor ve israf etmemek gerekiyor. İşte bu konularda Sayın Diyanet temsilcisinin yardımlarını alabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı size yine KHK'lardan bahsedeceğim. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni siz bu 15 Temmuz'un finansörü ve arkasındaki güç olarak ilan ettiniz. 5 senede dünya savaşları bitiyor, yeni mütarekeler imzalanıyor. Biz ilişkilerinizin tekrar başlamasından dertli değiliz. Ama siz hala KHK'ları sonuçlandırmadınız. Bugün 17.37 itibarıyla OHAL İnceleme Komisyonu'na yine bu soruyu sorduk. Hala incelemeniz devam ediyor diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu sefer buna net bir soru istiyorum. Siz bu soruların hepsinin cevabını ne zaman vereceksiniz? 8.000 tane cevap alamayan KHK'lıya ne zaman cevap vereceksiniz? Ve infazları, özellikle hasta olan mahkumların infazlarını ne zaman düzelteceksiniz?